Open Zeka sitesi bugün yayına girdi. Şu an test aşamasında. Yapmak istediklerimizin ilk adımı. Şöyle yapacağım. Diğerini alacağım. Evet. Bu konu anlatıldı ama ben kısaca üzerinden geçeyim. Derin öğrenme 2012 yılında büyük başarı göstermişti. Müteakiben 2015 yılında başarı %96'ya çıkmıştı. Yani bu 3 yıllık süreçte ciddi bir 10 yılda elde edilen başarı elde edilmişti. Bundan dolayı çok popülerleşti ve herkes her yerde artık derin öğrenme kullanmaya çalışıyor. Ben de bu alanda Türkiye'de ilk 20'de çok fazla bir çalışma olmadığını gördüm. Yani çalışma vardı ama çok açık değildi. O yüzden birkaç girişimde bulundum. Belki hocam anlattı, ben kısaca değineyim. Gördüğünüz gibi başarının %10 artmasının temel nedeni ilk defa derin öğrenme algoritması ve eğitim süresini kısaltan GPU mimarisinin kullanılmasından kaynaklanıyor. Derin öğrenme nedir? Derin öğrenme, insan algısına yakın bir oranda makinelere algılama kabiliyeti kazandırma. Open Zeka ne yapıyor? Derin öğrenmenin sunmuş olduğu modelleri barındıran bir ekosistem barındırıyor içerisinde. Derin öğrenme genel alanları video, nesne tanıma, ses tanıma, metin analizi gibi. Benim üzerine durduğum ana problem sahası kameralar öncelikle. Çünkü her yıl 2 milyar kamera üretiliyor. Bunların 180 milyon adeti 2019 yılı için söylüyorum. Görüntü işleme algoritmasına sahip olacak. Dolayısıyla tüm algoritmaların yeniden elden geçirmesi gerekiyor ve çok ciddi miktarda bir insan darboğazı yaşıyoruz. Şöyle bir yansı göstereyim. Bu Nvidia'dan izin alarak yayınladığım bir yansı. Şu anda kullanılan klasik, yani bizim ülkemiz için değil, Amerika için söyleyeyim, klasik veri analiz sistemi üst tarafta. Burada darboğaz yine insan, en nihayetinde veriler etiketlenip insan önüne geliyor ve insan bunları insanın inceleyip anlamlı sonuca ulaşması gerekiyor. Vizyon ise tüm bu işlemleri makinelere yaptırmak. Şöyle bir şey var. Veriler geldiğinde verilerin %88'i etiketlenmemiş oluyor. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela ad soyadı Ferhat Kurt, doğum yeri Yalova. Bu etiketlenmiş veri, yapısal veri. Ama Yalova doğumlu Ferhat Kurt işte şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı gibi içerikler yapısal olmayan veriler. Verilerin %88'i böyle olunca bunların işlenmesi çok büyük maliyet barındırıyor. O yüzden derin öğrenme algoritmaları bu işi otomatize ediyor ve insanın hatalarını da ortadan kaldırıyor. Open zeka mimarisine bakalım. Open zeka mimarisi kullanıcıyla buluştuğu nokta web arayüzü veya API var. En altta ise tüm bir derin öğrenme algoritmaları yer alıyor. Derin öğrenme algoritmalarında mevcut açık olan algoritmaların yanında kendi algoritmalarımızı ve müşterinin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz modelleri kullanıyoruz. Sunucu tarafında yaklaşık 2 aydır test yapıyorum. Yani Google Cloud'da test yaptım, Supercomputer'da test yaptım, Embedded tarafını test yaptım. Ciddi veriler ortaya çıktı. Şu arada da döndürme katmanı var. Burada birkaç mimari testi yapıyorum. Şu an eğer girerseniz kısa bir resim tanımının nasıl olduğunu göreceksiniz. Genel API'nin mantığı bu. Yani biz tüm girdilerimizi gönderelim API'ye, API bize sonuçlar üretsin mantığıyla çalışıyor. Open Zeka içerisinde neler var? Termal görüntü analizi var. Yani bunlar üzerine çalışması devam edenler. Resim sınıflandırma şu an yayında. Video analizi önümüzdeki ay yayına geçecek. Video analizini şöyle bir yeni bir yöntem geliştirdik. Videoları artık otomatik özetleyen bir resim sunuyoruz. Bu resim size videoyu seyretmeden ne olduğunu anlatıyor. Tek kareyle bu işi sağlıyor. Güvenli içerik oluşturma özellikle aile filtreleri için, yani sitedeki işte kanlı görüntülerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma. Akıllı oyuncak alanına ilk defa bir firmayla giriş yaptık. Ve yüz tanımayla ilgili de şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz seneye kadar Baidu ilk defa yüz tanıma algoritmasında derin öğrenmeyi kullanarak üstün başarı elde etmişti. Ondan önce yüz tanımada klasik yöntemler vardı. OpenCV kullanıyorduk. Şu an Baidu'nun algoritması %100 doğrulukla çalışıyor. Açık kaynaktaki algoritmaların ise başarı oranı %97. Yani şu an ticari uygulama önüne geçmiş durumda. Open Zeka APIs'in çalıştığı mimariye baktığımızda GPU'lar üzerine koşuyoruz. CPU üzerine koşuyoruz. Şu an Open Zeka Google'ın CPU'ları üzerine koşuyor. Embedded tarafına baktığımızda JSON mimarisi var. Ve Raspberry Pi
Jestin mimarisini uzun uğraşlar sonunda Türkiye'ye getirme anlaşmayı yaptık. Önümüzdeki ay ilk defa Türkiye'ye giriş yapacak. Dünyada 4 tane dağıtıcı dağıtıyordu. Biri de Open Zeka dağıtacak. Raspberry Pi'de ise uğraştık ama Raspberry Pi çok geç tepkime veriyor. Bunu da bir füzyon olarak kullanıyoruz. Örnek veriyorum, bir eviniz var ve içeride 10 tane kameranız var. Kameraları Raspberry'lere bağlıyoruz. Jason bir server olarak çalışıp onları anlık olarak görüntülerini tanıyabiliyor. Yine Tesla elektrikli arabalarında olduğu gibi temel mimari orada Drive PX 2 idi. Jason mimarisini kullanan chipsetler var. Otonom alanında yine çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Video dönüşümü nasıl yapıyoruz? Biz sadece videoyu incelerken onu frame alıp frame'deki görüntü ne anlatıyor ona bakmıyoruz. Ayrıca sesi de inceliyoruz. Buradan farklı sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yani görüntü artı sesle daha zengin bir deneyim yaşatabilir miyiz kullanıcıya? Ona bakıyoruz. Mimariye baktığımızda görüntü ve veri setlerinin girdiği bir yapı var. Bunlar türlere ayrılıyor ve model yapısı var. OpenZeka apisinde diğer apilerden farklı olarak dikey ve yatayda ilerleyen bir yapı var. Bu yapı bize bir görüntüyü incelerken kullanıcı, örnek veriyorum, bir çocuk resmi, tek başına gezen bir çocuk resmi yakaladığında API farklı bir yüz tanıma sistemine yönlendirip onun kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir matris yapısı var. Bu matris yapısı tamamen kullanıcının ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Rakipler kimler? Google Cloud platformu var. Onların platformu kullanıyorum ama API kendi API'm. Şu an Google'dan çok daha uygun bir fiyatla piyasaya çıktım. Metamind var, IBM'in var, yine Clarify var. Yine Türkiye'de yeni bir girişim var, 8 bit. Ayrıca model barındırma servisi sunuyoruz. Yani akademik olarak çalışma yaptığınız, kendi modelinizi geliştirdiniz. Bu modelleri Open Zeka sunucularını barındırıp API olarak son kullanıcıya sunuyoruz. Yani sizin geliştirdiğiniz modeller kullanıcıya giderken aradaki tüm yapıyı zahmetsiz bir şekilde atlatmanızı sağlıyoruz. Nerede kullanılacak konusuna baktığımızda birçok alan var şu anda. Yansıda görüyorsunuz. Zaten bu saate kadar da anlatıldı. Bizim bir projemiz, yatırım açık proje. Robotik arm projesi. Bu projede tablet veya telefon takılabiliyor. Platform 360 derece dönebiliyor. 380'de hareket ediyor. Üzerinde derin öğrenme yazılımı var. Karşıdaki kullanıcıya direkt etkileşime geçiyor. Tanıyabiliyor, onu dans edebiliyor, müzik söyleyebiliyor. Eğitimsel faaliyet yapıyor uzaktan. Çocuğunuzla iletişime geçmenizi sağlıyor. Şöyle bir videoyu yönetebilir miyiz? Kısaca şeyi söyleyeyim, yani rakipler kimler? Şu anda Asus'un yeni bir robotu çıktı, Zengo. Bunların fiyatları şu anda 1000 ve 2000 dolar segmentinde. Bu ürün ise onların yaklaşık onda bir fiyatına. Her yere kullanılabilecek bir yapıya sahip. Ayrıca API'si olmasından dolayı yazılım geliştiren çok rahat bir şekilde üzerine aplikasyon geliştireceği bir platform sunuyor. Jetson mimarisi birçok developer'ın talep ettiği mimari. Şu an daha önce bahsettiğim gibi tedarikçisi olarak Nvidia ile anlaşmayı yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren Türkiye'ye girecek. Bu mimaride süperkompüter olarak geçiyor. Kredi kartı büyüklüğünde 1 teraflops işlemci gücüne sahip ve derin öğrenme algoritmalarını C++'a göre 20 kat daha hızlı çalıştırıyor. Ve kartın içerisinde görüntü işlemeye ilgili tüm platform hazır bir şekilde geliyor.
Onun dışında bizim Open Zeka APIs'i de üzerine geliyor. Bir diğer projemiz ise drone projesi. Dronelarla ilgili 4 yıldır hobi olarak uğraşıyordum. Bir firmayla birlikte çalıştık. Şu an tamamen yerli tasarım, tamamen karbon, uçak sanayinden tasarımları aldık. Onun üzerine tasarım yaptık. Ve üzerine ilk defa derin öğrenme algoritmaları koşacak. Şu anda üretimi devam ediyor. Kısaca şeyden de bahsedeyim. Halil Bey de söylemişti. Derin öğrenme konusunda Türkiye çapında çalışma yürütüyoruz. NVIDIA sponsorluğunda geçtiğimiz dönem derin öğrenme kütüphaneler üzerine eğitimler verdim. Meetup grubumuz var Ankara'da, LinkedIn grubumuz var ve üniversitelerde bu konuyla ilgili bilgilendirme sunumları yapıyorum.